Warwick Üniversitesi'nden bir grup astronom, içerisinde yer aldığımız Samanyolu galaksisinin, bugüne kadar tespit edilmiş en yaşlı yıldızını ve çevresindeki güneş sistemini keşfettiler. Birleşik Krallık'ta bulunan Warwick Üniversitesi'nden astronomlar, yaptıkları araştırmalarda Dünya'nın da içerisinde bulunduğu, Samanyolu galaksisinin en yaşlı yıldızını ve onun ait olduğu güneş sistemini keşfettiler. Astronomların keşfettiği bu en yaşlı yıldız, beyaz cüce kategorisinde yer alıyor ve, Dünya'dan 90 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Çevresindeki yörüngelerde bulunan buzlu asteroidlerin ve, gezegenlerin dahil olduğu güneş sistemi, ilk hesaplamalara göre 10 milyar yıldan daha yaşlı. Warwick Üniversitesi'nden astronomlar, ilk etapta Avrupa Uzay Ajansı'na ait gözlem evi, GAIA tarafından tespit edilen, iki beyaz cüce yıldızı modellediler. Her iki yıldızın da çevresinin, gezegen enkazlarıyla kaplı olduğu tespit edildi. Bir yıldızın alışılmadık derecede mavi, diğerinin Samanyolu'nda bugüne kadar görülen en soluk ve kırmızı renge sahip olduğu görüldü. Beyaz cüce yıldızlarının renkleri değişebiliyor. WDJ-2147-4035 koduyla, kayda geçen kırmızı renkteki yıldıza yoğunlaşan araştırmacılar, yıldızın 10.7 milyar yaşında olduğunu, bunun 10,2 milyar yılını da soğuma aşamasındaki, bir beyaz cüce olarak geçirdiğini buldular. Ayrıca yıldızın sodyum, potasyum ve lityum materyalleri açısından, zengin olduğu da tespit edildi. WDJ-1922-0233 koduyla, kayda geçen mavi renkteki diğer yıldızın kırmızı olandan, biraz daha genç olduğu, çevresindeki atıklar sebebiyle üzerinde, Dünya'daki gibi kıtasal kabuklar bulunduğu, mavi rengin helyum-hidrojen karışımı içeren, atmosferinden kaynaklandığı tespit edildi. Evet, yıldızlarda da atmosfer var ve çoğunlukla yoğun gazlardan oluştuğu için, gaz yuvar adı da veriliyor. Samanyolu galaksisinde bir zamanlar, Dünya benzeri gezegenler tarafından kirletilmiş en eski yıldız kalıntılarını bulduk. Bunun 10 milyar yıl gibi bir süreçte gerçekleştiğini ve bu gezegenlerin Dünya oluşmadan çok önce öldüğünü öğrenmek gerçekten şaşırtıcı. Kırmızı olan beyaz cüce gezegen, üzerindeki gezegen kalıntılarının lityum ve potasyum açısından zengin olması nedeniyle kendi güneş sistemimizde bilinen hiçbir şeye benzemiyor. Bu beyaz cüce gezegen çok ilginç, çünkü çok düşük yüzey sıcaklığı, onu kirleten metaller, çok yaşlı olması ve manyetik olması onu son derece nadir kılıyor. Astronomlara göre bizim güneşimiz dahil pek çok yıldızın kaderi, bir gün beyaz cüceye dönüşmek. Tüm enerjisini tüketen ve dış katmanları dökülen yıldızlar, zamanla küçülüyor ve soğuma sürecine geçiyor. Bu süreçte daha küçük forma dönüşüyor ve, renklerinin soluklaşmaları sebebiyle çoğunlukla beyazlaşıyorlar. Ancak bu soğuma sırasında sahip oldukları maddeler sebebiyle, tıpkı bir demirin paslanınca kırmızılaşması gibi, farklı renklerde oluşabiliyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda, benle paylaşmayı lütfen unutmayın.